Sayın Öcalan üzerinde gerçekten derinleştirilmiş olan mutlak bir tecrit var. Yani 35 aya yakındır. 36. ayına girmek üzere. Yani bu Türkiye'deki var olan tüm krizlerin en musebbibi, en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Bu sadece Sayın Öcalan üzerinde derinleştirilen bir tecrit de değil tabii ki. Yani tüm Türkiye halklarına, Kürdistan halkına, Kürt halkına uygulanan bir tecrittir. Bununla birlikte de savaşın derinleştirilmesine de sebep olan bir tecrittir. Yani bir an önce tabii ki bu tecritin kırılması gerektiğini daha önce de belirttik. Bir önceki dönem arkadaşlarımız da bununla ilgili bir yürüyüş gerçekleştirmişlerdi. Bununla birlikte dönem dönem hem kurumlarımız hem partimiz, halkımız bu tecritin kırılması için işte eylem etkinliklerde bulunmuşlardı. Cezaevlerinde aynı şekilde siyasi tutsaklar açlık grevlerine girmişlerdi. Bu dönem ise gerçek anlamda sadece tecritin kırılması değil, Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne kavuşabilmesi için yürütülmüş olan bir kampanya söz konusu. Evet, Sayın Öcalan'a özgürlük, Kürt halkına gerçek anlamda ve Kürt sorununa demokratik bir çözümün oluşabilmesi için gerçek anlamda İmralı Ada Kapısı'nın ciddi anlamda barışa, demokrasiye, özgürlüklere kapı aralanması gerektiğini belirtiyoruz artık. Ne zaman ki Sayın Öcalan'la bir diyalog kurulmuşsa, bir çözüm süreci başlatılmışsa, Türkiye'ye, Kürdistan'a, halklara gerçek anlamda bir refahın gelebildiğini görebildik. Bir barışın, bir barış ortamının, demokrasinin, özgürlüklerin gerçek anlamda yerleşebildiğini görebildik. Yıllardır uygulanan bir tasfiye konsepti söz konusu. Savaşla, imhayla, inkarla, yani artık bu yüzyıla girilemeyeceğinin açık ve net göstergesidir mevcut şu anki bu özgürlük yürüyüşü. Yani cezaevlerinde 68. gündür yürütülen bir açlık grevi söz konusu. Annelerimiz, barış anneleri, barışı haykırmak için, demokrasiyi haykırmak için, ölümlerin gerçekleşmemesi için adalet nöbetini gerçekleştiriyorlar. Bizler de bu tecridin, Sayın Öcalan üzerindeki gerçekleştirilen mutlak tecridin kırılabilmesi için 1 Şubat itibariyle yürüttüğümüz bu büyük özgürlük yürüyüşünü gerçekleştirmeye çalışıyoruz ve kararlıyız, coşkuluyuz. İki koldan yürüyoruz, Van kolu ve Kars kolu. Her gittiğimiz yerde coşkuyla karşılanıyoruz. Mahalle mahalle, ev ev aynı şekilde toplantılar alıyoruz. Yürüyüşlerimizi esnafla birlikte gerçekleştiriyoruz. Ciddi bir coşku var. Türkiye halkları, Türkiye'ye barışın, huzurun, demokrasinin, özgürlüklerin yerleşebilmesini istiyorsa gerçek anlamda bu özgürlük yürüyüşüne destek vermesi gerektiğini dilendiriyoruz, belirtiyoruz. Ekonomik, siyasal, toplumsal, diplomatik tüm sorunların sebebi tecrittir. Bununla birlikte çözülemeyen Kürt sorunu, derinleştirilen savaş konseptidir. Bu çözüm gerçekleşecekse Sayın Öcalan'la ardından gerçekleşebilir. Farklı kapılara gitmeye de gerek yok. Farklı kişilerle, farklı muhataplar aramaya da gerek yok. Kürt halkının belirttiği en önemli noktalardan bir tanesi de budur. Onun için mesela sadece Kürt halkı değil, Türkiye halklarına da çağrımız söz konusu. Şu an Sayın Öcalan üzerinde uygulanan tecrit gerçek anlamda artık Türkiye'leşmiştir yani. Türkiye toplumunun tümü tecrit altındadır. Şu an dünyada her yerde Sayın Öcalan üzerinde uygulanan tecritin kırılabilmesi için yürüyüşler gerçekleştiriliyor. Uzmanlar, yani
her taraftan halklar yani haykırıyor. Yani uygulanan tecrit tarihi gerçek anlamda bir tecrittir. Yani kökleşmiştir, derinleşmiştir. Artık bu derinleşen tecritin bir an önce kalkması gerektiğini belirtiyorlar. Bununla birlikte Sayın Öcalan'ın tüm Türkiye haklarına, Orta Doğu haklarına, insanla sonduğu bir paradigma var yani. Demokratik ulus, demokratik modernite ulusu çerçevesinde herkesin dinlendirdiği en önemli noktalarından bir tanesi de bu. Sayın Öcalan özelinde aslında paradigmasına, tüm dünya haklarına bahşettiği anlayışa uygulanan bir tecrittir.